Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak küçük bir duyuruyla başlamak istiyorum. Hani bazen böyle dünyanın dört bir tarafında olan haberleri kaçırabiliyorum. Onları dikkatimden kaçan haberleri sizler bana özel olarak ulaştırıyorsunuz. Mail atıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum yapabiliriz. Sizler Türkiye'mizde ve dünyanın dört bir tarafındaki uç beylerimiz, oradaki Türkiye ile ilgili haberler ya da özel haberler ya da ilginç haberleri orada çekip bana atabilirsiniz. Hemen telefonunuzu açın. Neredeyseniz fark etmez. O haberi çekip bana video olarak bilalfeyzairtibat@gmail.com adresine mail atarak o videoları bana ulaştırın. Ben de sizler adına o haberleri paylaşayım. Haberde benim böyle anlattığım gibi sizler de konuşabilirsiniz. Kendinizi çekip olayı, haberi anlatabilirsiniz. Ya da sadece haberi çekip, videoyu çekip atabilirsiniz. Her türlü konu olabilir. Sıkıntı yok. Sizler dünyanın dört bir tarafındaki uç beylerimiz olarak haberi çekip bana atacaksınız. Bilal Feyziya da sizin adınıza yayınlayacak. Ödemen ne diyoruz? Bu dostlama konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak son dakika bir haberle başlıyorum. Çin. Çin'de düzenlenen Komünist Partisi toplantısında Çin Başkanı Xi Jinping felç geçirdiği iddia edildi ve zor durumda. Kritik seviyede. İddialar bu yönde. Ne oluyor? Bir tarafta Amerika'da Trump gümbür gümbür geliyor. Trump'a dan. Ve şimdi Çin'de Çin başkanı gidiyor. Gidiyor mu? Bakacağız artık. İlerleyen günlerde ortaya çıkmazsa var bir sıkıntı. Çin'den gelen son dakika haber. Komünist Parti toplantısında çay... Uygur Türk'ü kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'a kardeşlerimizin ahını alan Chan Chin-chon başkanı gidici. Misak-ı milli topraklarımızın bir diğer ucu Gürcistan, Batum. Ha? Evet, aynen öyle canım. Gürcistan'a devam ediyorum. Türkiye, Macaristan ve Bosna hava güçlerinden seçilmiş elit subaylar, askerler Gürcistan'da hava sahasında gözlem uçuşu yaptı. Üçlü ortak uçuş, tek bir uçak içinde Türkiye, Macaristan, Bosna Hersek ordusu, Gürcistan hava semasında açık semalar antlaşması mucibince gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Güzel, önemli. Hani Gürcistan NATO'ya girmek istiyor, Gürcistan Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Gürcistan ona buna girmeye çalışmasın. Gürcistan Türk Birliği'ne, Turan ordularında yerini alsın ki Moskov ayısı belasından kafası rahat ersin. Eğer ki Gürcistan Amerika'yla, İngiltere'yle, Avrupa Birliği'yle düşüp kalkmalara devam ederse Rusya, Kremlin durmayacak. Onları durduracak en büyük güç Türk Birliği, Turan orduları. Onun için Gürcistan'da, diğer taraftan ta o bir taraftan Tacikistan'da, hani bunlar Türk olmasalar da bizim yanımızda, Türk Devletler Teşkilatı'nın yanında yer alması gereken, bizim kontrolümüze bulunması gereken yerler ki hem onlar rahat etsin hem de biz rahat edelim. Bu noktada Türkiye, Macaristan ve Bosna Gürcistan'da. Belçika'yla devam ediyorum. Belçika'da Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında gizli bir toplantının yapıldığı Arap basının gündemine düştüğü arkadan manşeti paylaşıyorum. Arap basının yaptığı haberde Biden'in Filistin'e ihaneti daha ne kadar sürecek, daha nereye kadar sürecek? Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le biliyorsunuz bundan 4-5 sene önce normalleşme çatısı adında adımlarıyla beraber bir taraftan Bahre, diğer taraftan Bahreyn, İsrail'le Amerika'da toplantı yaparak normalleşmeye imza atmıştı ve şimdi bunu ilerletmek devam ediliyor. Filistin konusunu bir kenaraya bırakan Bahre, kendi menfaatleri bağlamında adımını hızlandırıyor. Araplar birbirini arkadan vurmaya devam ediyor diyeceğimiz bir konu. Arap basının manşeti ahanda öyle diyor. Türkiye-Suriye normalleşme penceresinde adımlar son sürat ilerliyor. Türkiye-Suriye arasında karşılıklı mesajlar, liderler seviyesinde mesajlar geliyor. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları, karşıdan Esed'in açıklamaları ve şimdi üçüncü bir yerden bir açıklama daha geldi. Johnny'ler, Amerika. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesini desteklemiyoruz, karşıyız dedi. Daha ne beklenirdi? Amerika'dan, Johnny'lerden daha ne beklenirdi? Amerika desteklemiyormuş. Türkiye, Suriye normalleşmesin. Normalleşmesin. Türkiye'de mülteciler, göçmenler kalmaya devam etsin. Normalleşmesin. PYD, YPG, CRG, DRG, YRG burnumuzun dibinde sahte devlet oluşturmaya devam etsin. Türkiye, Suriye normalleşmesin.
bizim içimizde sıkıntılar büyümeye devam etsin. Demografik yapıyı bozacak yönde adımlar oluşsun. Çünkü öyle bir konu var ki bazı yerlerde Suriye'den gelen mültecilerin, göçmenlerin sayısı orada yaşayan Türk milletinin nüfusundan daha fazla. Böyle bir durum da var. Türkiye Suriye normalleşmesin, Amerika'nın ekmeğe sekteye uğramasın. Ulan Johnny'ler, ulan mıncıkladığımız Johnny'ler. Size mi soracağız? Kavga ederiz, normalleşiriz de Amerika'nın kendi çıkarları doğrultusunda bizi engellemeye çalışması adımları hız bulacaktır. Amerika bizi engelleme adına bir taraftan Esad'a kapalı kapılar ardında birçok önerilerle gidecektir. Esad'cığım gel bakayım, sana şunu vereceğiz, bunu vereceğiz ama sen sakın ha Türklerle normalleşme. Yaparlar mı? Oho. Amerika diğer taraftan İran'la, Persler'le kapalı kapılar ardında İran sana bunu bunu vereceğiz, sana biraz daha ekonomik rahatlık vereceğiz, sana biraz daha ambargolar hafifleteceğiz. Sen Esad'ı kohkohla, Esad Türklerle normalleşmesin. Öyle mi? Kapalı kapılar ardında neler dönüyor neler, değişen ve dönüşen dünya düzeninde Türk devlet aklı yeni bir hamle, yeni normalleşme penceresinde olmaz denilen oluyor. Türkiye, Suriye ile Irak'ta, Bağdat'ta büyük bir zirve hazırlanılıyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda Erdoğan-Esad zirvesi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, yoksa pamuklar tıkmaya yarım kaldığımız yerden devam edilecek. Bakacağız, takibe devam. Suriye demişken değişik bir konuyla devam edelim. Avrupa, İsveç. İsveç'te Suriye derdi. İsveç halkının, İsveçlerin paylaştığı, bolca paylaştığı foto. Arkada görüyorsunuz. Üst tarafta bir tane kadın ve Suriye. Hava durumu sunuyor. Aşağıda bir tane kadın ve İsveç. O da hava durumu sunuyor. İsveçler diyor ki İsveç'te bir Suriye, Suriye'de bir İsveç ortaya çıktı. İsveç düştü. Avrupa düştü. Ulan yamyam Avrupa, siz Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Afrika'da birçok yerde tüm bu olayların sebebisiniz. Siz petrol ve gaza ulaşmak için, siz oranın zenginliklerine ulaşmak için, siz oralarda kendinize güç elde etmek için ortalığı karıştırdığınız savaşlar, gözyaşları yaptınız. Şimdi ağlamayın. Hani bu yeter mi? Yetmez İsveç'e. Avrupa'ya bu yetmez. Türkiye açık kapı politikası yapmalı. Sınırları, kapıları komple açmalı. Aynı o korona zamanında olduğu gibi, 2020 yılında olduğu gibi tamamen her şeyi açık bırakmalı. İsteyen istediği yere gitsin. Demokrasi canım, Avrupa'nın demokrasisi. Özgürlük tutmayalım içimizde. Niye tutuyoruz? Bırakalım gitsinler. Türkiye Avrupa arasındaki o geri kabul antlaşmasından bir an önce geri çekilmeliyiz. Avrupa düşünsün, Almanya düşünsün. Her şeyde, her tarafta karşımıza duran yamyamlar düşünsün. Biz değil, biz niye düşünelim? İnşallah bu durumda gerçekleşir. Devam. Danimarka. Danimarka'da garip bir haber geldi. Danimarka ordusu parasızlık yüzünden, mali krizler nedeniyle tüm Danimarka ordusundaki askerlere 2 hafta izin verdi. Ne yaptı, ne yaptı? Yanlış duymadınız. Danimarka orduyu izne çıkardı. Ya gidin evinize 2 hafta kafayı dinleyin, zaten savaş mamaş da yok. Bize böyle paramız da yok. 2 hafta boyunca sizin harcamadığınız para bize yarayacak. Danimarka ekonomisi zorda olmayacak. Hatta ki Danimarka ordusu kriz sebebiyle NATO'nun 2 tane yapacağı 2 farklı NATO tatbikatına katılmayacağını duyurdu. La oğlum bunlar manyak. Çünkü Moskov ayısı kapıda. Ukrayna-Rusya savaşının hengamesinde, savaşın Avrupa içlerine doğru daha da büyüme olasılığı var. Ama Danimarka ordusu tatile gidiyor, NATO'nun tatbikatlarına katılmıyor. Vikingler, ula, ula Vikingler, dedenizin kemikleri sızıyor. Ya da ula, dedenizden utanın mı, dedenizin kemikleri sızlatanlar. Pembiş Danimarka ordusu, pembiş Avrupa ordusu tatilde. Dokanmayın, çok hassaslar, havalar çok sıcak. Dinlensinler. Moskova'yı sonları dinlendirecek. Elon Musk, Kaliforniya'da bulunan X merkezini, yani eski adı Twitter merkezini ve SpaceX merkezini oradan alıp Texas'a taşıyor. Artık Kaliforniya'da değil, tamamen Texas'ta konuşlu bulunacak bir Elon Musk şirketler grubu olacak. Nasıl? Niye? Kaliforniya hükümeti, çünkü biliyorsunuz Amerika eyaletler üzerinde, Kaliforniya hükümeti, Kaliforniya eyaleti artık LGBT, ECTKRQ artık neler neler neler. Okullarda çocuklar, küçük küçük çocuklar. Bakın çocuk 18 yaşı altında küçük, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 11, 12 yaşındaki çocuklar. Eğer ki bireysel olarak karar verip de cinsiyetini değiştirip erkekse kız,
kızsa erkek olma hakkı verildi ve bunu aileye bildirmeden çocuklar tamamen yapısını, cinsiyetini değiştirecek. Her şeyde 18 yaş kriter var. Dünyanın her tarafında artık böyle kanıtsandı. Hatta ki Amerika'da herhalde içki alımı falan yaş 21. Ama sen kalk bir kişinin bütün kimliğini etkileyecek, bir kişinin bütün kimliğini değiştirecek bir kararda. Erkekse kız olmasına, kızsa erkek olmasına karar vermesini onun inisiyatifine bırakacak ve çocuk, 10 yaşındaki çocuk, erkek, ben kız olmak istiyorum. 10 yaşındaki kız, ben erkek olmak istiyorum dediği andan itibaren okul yönetimi onun o kararını uygulayacak. O çocuk evden okula erkek gidecek, okuldan eve geri kız gidecek. Ailesinin haberi olmadan kesecekler. O bir tarafını yani işte. Böyle rezil bir durum, böyle rezil bir yasayı geçirdi Kaliforniya. Bunun üzerine Elon Musk, bu artık yeter, bu kadar. Bundan sonra ben tüm şirketlerimin merkezini Texas'a taşıyorum. Bu sıradan bir hareket değil. Bu aslında Trump, Biden geriliminde Elon Musk zaten taraf. Elon Musk, ben Trumpçıyım diyor. Adam ayırt etmiyor. Ben cumhuriyetçiyim diyor. Ağır bir şey yaklaşıyor. Büyük bir olay yaklaşıyor. Amerika'da belki de büyük bir arınma gecesi yaklaşıyor. Herkes güvendiği mevziye çekiliyor. Cumhuriyetçilerin, Trumpçıların da güvendiği yer, güvendiği merkez, güvendiği mevzi Texas. Tam bağımsız Texas Cumhuriyeti'ni destekliyoruz. Sonuna kadar ulan Elon Musk. Doğru, net bir adım, net bir hamle. Ehvenişer Trump. Desteğimiz Trump'la. Hadi sarı kafa. Şu Johnler diyarını bir arındır da tertemiz olsun, cıncık gibi olsun. Amerika'da bir senatör vardı, hatırlayın. Bob Menendez derdim ben ona. Bob böcüğü bile ondan daha faydalı. Bob Menendez rüşvet alma, külçe külçe altınları rüşvet alma suçundan, uluslararası ajanlık suçundan tutuklanmıştı. Bize bolca sorun çıkaran, Türkiye'nin karşısında her türlü adımı atan, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Ermenistan'ı destekleyen, F-16 sorununda bizim karşımızda duran, F-35 sorununda bizim karşımızda duran, F-16 almamamız için elinden gelen her şeyi yapan Bob Menendez, Bob'u yedi. Mısır, Sisi, 40 yılın başı bir işe yaradı. Mısır'dan kilolarca altın aldığı, birçok para aldığı ortaya çıkan, rüşvet aldığı ortaya çıkan Menendez suçlu bulundu ve artık ömrünün geri kalanını Amerika'da hapishanenin bir köşesinde geçirebilir. Ya Türklerin ahını almayacaktın. Yunanistan Amerika'dan savaş gemisi alacaktı. Yunanistan Amerika'dan zırhlı araç gereçler alacaktı. Ama sıfır değil. Sahibinden çok kullanılmış hurda, hurdaya çıkmış zırhlı araç gereçler, savaş gemileri. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Aşağıda fotoğrafta elinde bir şeyler yazan, zırhlı araçlara bakan böyle bir araba çöplüğü. Bunlar Yunan subaylardı. Yunan subaylar Amerika'daki zırhlı araç çöplüğünden kendileri için kullanılabilecek en uygun arabayı seçmeye çalışıyorlardı. Ama hepsi birbirinden masraflı. Çünkü hurda. Amerika'nın hurdaya attığını Yunan alacaktı. Şimdi Yunan fazla bakım maliyetleri, fazla tamirat bakımı para olmadığından dolayı bu alımdan vazgeçti. Yaklaşık 200 tane zırhlı araç gereç alacaktı hurdalıktan. Almıyor çünkü ula aldım bir para, hani beleş veriyor ama onu gemiye koyacaksın, nakliyesi indireceksin, motoru yok motor takacaksın, tepesine silah sistemi yok silah sistemi takacaksın, içini dayayacaksın, döşeyeceksin, telsizleri, elektronik sistemleri, hiçbir şey yok, onları kuracaksın. Ondan sonra araba olacak. Yunan 40 yılın başı kafa çalıştı, almıyor. Niğde hurdacıları, Edirne hurdacıları gözü yaşlı. Hurdacılarımız sıkıntılı gelmiyor. Hurdalar Amerika'da. Yunanistan Amerika arasında alışverişler diğer ters yönde de işliyor. Yunanistan Amerika'ya savaş jeti satacak. Nasıl savaş jeti satacak? Yanlış duymadınız. Yunanistan elinde bulunan 32 adet F-16 savaş jetini Amerika'ya satacak. Amerika da bunu alacak, Ukrayna'ya teslim edecek. Mitsotakis Putin'e karşı, Yunan Ruslara karşı. Ruslar bunun altında kalmaz. Rusya mezheptaşı olan, dindaşı olan Ortodoks Ruslar, Ortodoks Yunan, Kremlin bunun altına kalmaz. Atina'nın burnundan fitil fitil getirir. Şimdi Yunanistan Amerikan aklıyla Ukrayna'ya savaş jeti gönderiyor. Hülle yaparak Yunan'dan Amerika'ya, Amerika'dan Ukrayna'ya. Ama Yunan basını burada bize atfen bir haber yapıyor. Biz veriyoruz da Türkler niye vermiyor? Yunanistan savaş jetlerini, elinde bulunan sağlam savaş jetlerin F-16 Block 30'lara Türkler niye bunu yapmıyor? Bizim elimizdeki savaş jetler azalıyor, Türkler olduğu gibi duruyor diyor Yunan basını ve son sözü şöyle diyorlar. Her şeyin arkasında doğrudan
Türk ve Amerikan planı var. Türkler ve Amerikalılar bizi, Yunanlıları bitirmeye çalışıyor. Korkma yavrum, korkma. Hiç acımayacak. 20 Temmuz yaklaşıyor. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümü, 50. yıl dönümü kutlamalar yaklaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den dev bir heyet gidecek. Siyasi parti liderlerinin hepsi hemen hemen Kıbrıs'ta olacak. Cumhurbaşkanından, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, diğer parti liderleri ve kurum kuruluş başkanları adeta Kıbrıs'a çıkarma yapacak. Türk denizcileri, savaş gemilerimiz, 50 tane savaş gemisiyle adeta Kıbrıs'ın etrafını tekrardan kuşatacağız. TCG Anadolu uçak gemimizden birçok savaş gemimiz, denizaltımız Kıbrıs'ta yer alacak. Bu törenlere katılacak. Bunun minvalinde aynısının karşısında Yunan tarafının da adımı var. Yunan tarafı da bas bas bağırarak Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rumlarla hincir mincir işler çeviriyor ve şimdi Yunan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada dendiyaz, densiz dendiyaz. Biz Yunanistan olarak Kıbrıs Rum tarafında yeni bir adım atıyoruz ve Güney Kıbrıs'ta bir Yunan deniz üssü. Evet, yanlış duymadınız. Hem de Güney Kıbrıs'taki Türk köyüne deniz üssü yapacak olan Rum-Yunan ikilisi. Ulan. Yapın. Arkada haritayı paylaşıyorum. Maria köyünde, yani Tatlı Su köyü, orası Türk köyüydü. Oradaki Türklerin yaşadığı köy, Türk köyü 1974'ten önce zaten Rumların saldırısı altındaydı. 1974'te mübadele esnasında işte oradaki bulunan Türkler geri kuzey tarafa geçiyor. Kuzey tarafında da Tatlı Su köyü oluşturuluyor. Kıbrıs'a gelen dostlar bilirler. Yine böyle tam deniz kenarında bir köy, Tatlı Su köyü. Rumlar Güney Kıbrıs'ta adeta bize mesaj verme adına, adeta bize meydan okurcasına Türk köyüne Yunan, Rum deniz üssü inşa ediyorlar. Tamam, sıkıntı değil, yapın. Bizler sorunları çözü ilerlemesi çok iyi biliriz. 1974'te nasıl sorunları çözdüysek köküyle gene çözeriz. Yarın bıraktığımızı devam ettiririz Allah'ın izniyle. Siz kaşınmaya devam edin, elbet kaşırız. Bekledin de gelmedin diyenlere, geldik de yoktun. Neredesin? Kaçtınız gittiniz. Ey cücük Kıbrıs Rumları, ey zirtakiler. Gene kaçarsınız, kaçacaksınız. Enosis devam ediyor. Rumların, Yunanların, Yunan ikilisinin Enosis hayalleri devam ediyor. Enosis, yani Kıbrıs adasını komple Yunanistan'a ilhak etme, bağlama hayalleri Yunan'da devam ediyor. Zeus'un bebelerinin hayallerinin ortasına alnı şanlı Türk bayrağını dike dike ilerlemeye devam. Ve bugün günlerden Nijer. Dün sizlere müjdeyi vermiştim. Büyük müjde, Nijer'den Türkiye'ye dev davet geldiydi. Bugün Türkiye'den büyük bir heyet, birçok bakan, kurum kuruluş başkanı adeta Nijer'e çıkarma yaptık. Türk heyeti Nijer'de. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Savunma Bakanımız Yaşar Güler Paşa'mız, MİT Başkanımız, Ticaret Bakanı, Savunma Sanayi Başkanı, birçok kurum kuruluş başkanı bugün Nijer'de. Nijer'de her alanda toplantılar, zirveler yürütüyoruz. Adeta Nijer'de Türkiye yeni bir devlet inşa edecek. Nijer, Fransa'nın yıllarca sömürgesiydi. Fransa uranyumun oranın çalıyordu. Nijer'de artık en son bir darbe yapıldı ve Fransa, Amerika Nijer'den kovulduydu. Şimdi Nijer hükümeti Türkiye'yi davet etti. Ama bu davet öyle sıradan bir davet değil. Öyle böyle bir davet değil. Nijer diyor ki Türkiye gel, Nijer'in maden yataklarını, Nijer'in okul, eğitim, sağlık, hastane, altyapı, üst yapı, tarım, ticaret, her şey ama her şey seninle beraber yürütelim. Nijer, Türkiye beraber bu adımı atalım çağrısı gelmişti. Yakında Sayın Erdoğan Nijer'e gidebilir. Ya da Nijer Başkanı Türkiye'ye gidebilir ama bu fotoğraf kareleri çok şey anlatıyor. Nijer'de büyük bir sevinçle karşılanan Türk heyeti, önemli toplantılar, kritik antlaşmaların zemini hazırlandı. Yakında Fransa uranyum için koştur kapımıza gelecek. Çünkü Nijer diyor ki Türkiye gel uranyumumu sen çıkar, dünyaya sen pazarla, bana da payımı ver. Beygirsiz makaron, eşeksiz makaron koştur olsun. Makroncuğum, eurocuklar hazır mı? Getir bakalım eurocukları, euroyu ver. Ondan sonra bakarız canım, artık keyfimize göre çakacağız sana uranyumu. Hangi fiyattan? İttiri verirsek, çakı verirsek. Fransa, hani bu uranyum meselesinde şurada bir parantez açayım, Kazakistan'la görüşmeler yürütüyor. Hatta ki geçen sene Fransa, Macron Kazakistan'a acilen bir ziyaret yapmıştı ve orada uranyum konusunda antlaşma yürütüyordu. Kazakistan sevgili dostlar, dünyadaki en çok uranyuma sahip olan ülke. Dünya ihtiyacının neredeyse %40'ını Kazakistan karşılıyor.
Kazakistan Türk Devletler Teşkilatı'nın önemli bir oyuncusu. Kazakistan kardeşimiz. Kardeş Kazakistan Fransa'ya çok yol açmaması adına Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, işte bu zirveler önemli. Kazakistan Fransa'nın boğazına çök, en yüksek fiyattan sat uranyumu. Ticaret hakkındır. Satma demiyoruz, sat ama en yüksek fiyattan, hatta ki Türkiye ile anlaşarak en yüksek fiyattan sat ki biz de Nijer'den çıkardığımız uranyum, senin uranyumun, dünyadaki uranyum pazar payı bizim elimizde olsun, Türklerin elinde olsun ve inşallah olacaktır. Türkiye dev çıkarma, Türk heyeti Nijer'de, Nijer Türk bayrakları dalgam dalgam dalgalanıyor elhamdülillah. Sizlere her daim dediğim, bir bakmışsınız ki Nijer bizi davet eder ve davet etti. Sizlere her daim dediğim, bir bakmışsınız ki Nijer'de Türk üssü yaklaşıyor. Çünkü savunma bakanı da Nijer'de. Sizlere her daim dediğim, bir bakmışsınız ki Nijer tamamen kontrolü. Yani böyle maden yatakları, zenginlikleri, ticaret, yeni bir devlet inşası noktasında Türkiye ile işbirliği yapar. Evet, o da oluyor. Hepsi Allah yolumuzu açıyor. Allah yürü ya Türkler diyor. İnşallah sorunları, inşallah krizleri, inşallah sıkıntıları aşağı aşağı ilerlemeye devam. Dışarıda, uluslararası ilişkilerde, harici işlerde, dış işlerinde Türkiye inanılmaz bir yol alıyor. Ama içeride sıkıntı, çok sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak için devlet millet el ele ayağa kalkmalıyız. Kısır siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp Türkiye'miz için, milletimiz için, bayrağımız için, vatanımız için, misak-ı milliyetimiz için bir ve beraber durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, kızgınma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferlesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.